Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyiciler. Yine bir Nur Vakfı'nın programında sizlerle birlikteyiz. Sizlerle yine Risale'de farklı konuları paylaşmaya, tefekkür etmeye bu akşam da devam edeceğiz. Bu akşamki konumuz, konu başlığımız yayında da gördüğünüz gibi bilgi, bilim ve din olarak seçtik. Bunu bir seri programlar olarak düşünüyorum. Yani yaratılışa ait konuları, tevhidi konuları, Risale-i Nur'un farklı bakışını ve perspektifini sizlerle birlikte paylaşacağım bir seri program olmasını istiyorum. Çünkü Risale-i Nur'da çok farklı, çok ilginç felsefenin ve bilimin bakışlarına, yaratılışa ait bakışlarına eleştirel bir gözle bakan, onların hatalarını tahsis eden, daha bir hakikat nazarıyla konulara yaklaşan, ince noktaları gözümüzün önüne, gözümüzden kaçan ince noktaları bize dikkatle bakmamızı salık veren birçok ince noktalar var. Buraları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu serinin içerisinde de bir anlamda her program müstakil olsa bile birbiriyle de devam eden bir bütünlüğünün de olmasına gayret göstereceğim. Daha doğrusu zihnimde bu noktaya ait Risale'deki farklı yerlerden bütünleşik olarak oluşan bir şablonu sizlerle birlikte, sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ne kadar buna muvaffak oluruz bilemiyorum. Cenab-ı Hak muvaffak etsin inşallah. Evet, konunun başlığından da anlayacağınız gibi aslımızda sıklıkla gündeme getirilen bilim mi, din mi ikilemi içerisinde insanlara ortaya konulan bir yaklaşım var. Aslında bilgiyle, bilimle din birbiriyle farklı kategorilerde oldukları için birbirleriyle kıyaslanacak bir özelliğe sahip değiller. Ama maalesef bilim özellikle son 300 yıl içerisinde sadece bilgiyi üreten ve kainattaki nesneleri inceleyip onlar arasındaki ilişkileri ortaya koyan, diğer bir ifadeyle Cenab-ı Hakk'ın yaratmasındaki sünnetullahı yahut adetullahı araştıran bir vasıfta kalması gerekirken bu vasfın dışına çıkıp felsefi bir yoruma da alet edilmiştir. Bu felsefi yorumda bu bilgi bir bilim adamının elinde yoruma tabi tutularak materyalist bir düşünceye evrilip çevrilmekte ve insanlara bilim adı altında onun hemen arkasından materyalizm ve naturalizm bir dayatma olarak bilim kisvesi altında sunulmakta. Öyle bir dayatmayla karşı karşıyayız ki bilimin son birkaç yüzyıldan beri yükselen popülaritesinden yararlanmak suretiyle bu bilginin içerisinde bilimsel metodolojinin içerisine gizlenmiş olan materyalizm insanlara bir din olarak sunulmakta. Bu dine biat etmezseniz dışlanmaktasınız, dogmatik olmakta suçlanmaktasınız, metafizik kalmakta suçlanmaktasınız, bilim dışılıkta suçlanmaktasınız. Dolayısıyla bu noktaların biraz üzerine gitmek gerekiyor. Yani bizi suçluyorlar diye ya bilim dışı olarak itham edileceğiz diye bilimin bu materyalist felsefesinin analize tabi tutmayacağımız ve ona teslim olacağımız anlamına da gelmiyor. Çünkü materyalistler bunu istiyorlar. Bizden teslim olmamızı kendi dinsizlik dinlerine, materyalist dinlerine, pozitif dinlerine biat etmemizi, iman etmemizi istiyorlar. Etmediğimiz takdirde de bizi itham ediyorlar. Bu itham karşısında susacak değiliz. Bu konulara daha çok yaklaşıp Risale'deki bunlarla ilgili bir kısım bölümleri sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Gerçekten şuna dikkat etmemiz lazım. Son 200-300 yıldan beri özellikle de geçtiğimiz yüzyıl ve bu yüzyılda kendisini daha da belirginleştiren üretilen bilginin teknolojik olarak işe yaraması ve insanların hayatlarını kolaylaştırması nedeniyle bu popülariteden yararlanmak suretiyle bir felsefe dayatmasının içerisindeyiz. Evet, bilgi üretiliyor, bilimsel metodolojiyle bir bilgi üretiliyor ve bu kainattaki Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu adetullah'ı çözümlüyor
ve bu çözümlemeyle bir kısım olası durumları önceden kestirebiliyoruz. Yahut o adetullah'a uymak suretiyle bir kısım teknolojik gelişmelere ulaşabiliyoruz. Aslında bu bahsettiğimiz her şey Cenab-ı Hakk'ın insanlara bir lütfu ve nimetiyken kendisine mal eden bu nimetleri, bu ihsanı, kendisine mal eden bilimsel metodoloji, kendi materyalist fikrine bu durumdan faydalanmak suretiyle kendisine bu teknoloji üretme ve bilgi üretmeden kaynaklanan otoritesini ve insanlar üzerindeki etkisini kullanmak suretiyle ayrıca bir din kisvesi altında tabii kendisini bir din olarak nitelendirmiyor ama bir inanç insanlara dayatıyor ki bu da siz sadece maddeye inanacaksınız, ben maddenin sırlarını çözümlüyorum, nedensellik ilişkisine inanacaksınız, materyalist bir düşünceye inanacaksınız diye bize bir çağrıda bulunuyor. İşte bunun bu programda biraz eleştirel yaklaşımlarına bakacağız sizlerle. Evet, bilim her zaman doğruyu söyler mi? Yahut da bize bilimsel bir düşünce olarak sunulan bir şey, bilimsel bir dille sunulan bir ifade her zaman doğru mudur? Doğru olarak kabul etmemiz gerekir mi? Bakın, Bediüzzaman Hazretleri'nin Emir Dağı'yla arkasında bir metin var. Kardeşi Abdülmecid'in dünyanın yaratılmasıyla alakalı bir tanımlaması var başka birilerine karşı. Bu Bediüzzaman Hazretleri'ne inkılap ettiğinde ona vermiş olduğu bir cevabı sizlerle paylaşalım. İlk kısmında başka bir konuya temas ettikten sonra ikinci paragrafta hem mesela felsefeye temas eden bazı cümleler ki tırnak içerisinde mürur-u zamanla kabuk bağlamış. Yani zamanın geçmesiyle kabuk bağlamış. Önce bir ateş halinde dünyanın yaratılışını anlatıyor. Sonra zamanın geçmesiyle mürur-u zamanla kabuk bağlamış. Sonra toprağa inkılap etmiş. Sonra nebatat usule gelmiş. Sonra bitkiler usule gelmiş. Sonra hayvanat vücuda gelmiş gibi tabirler. Ki bu tabirler bizim için çok yabancı tabirler değil. Sürekli ilkokuldan itibaren hayatımız boyunca karşılaştığımız tabirler, ifadeler kastediliyor. Buradaki bilgi kastedilmiyor. Buradaki ifadeler kastediliyor. Sürekli biz bu ifadelerle muhatabız. Sürekli eğitim sistemi içerisinde biz bu ifadeleri duyuyoruz. Ve de kendi hayatımızda da sürekli bu eğitimden geçmiş olduğumuz için bu ifadelerle biz etrafımızı anlatıyoruz. Bilimsel ifadeler, bilimsel bir dil kullanılıyor aslında baktığımız takdirde. Ama Bediüzzaman Hazretleri'nin bu ifade tarzına itirazı var. Ne diyor? Bu gibi tabirler icat ve hilkat-ı ilahi noktasında, icat ve hilkat-ı ilahi noktasında yani ilahi icat, icat etme, yapma, yaratma ve yaratılış, ilahi yaratılış noktasında felsefidir ki. Yani bilimsel değil ya da bilimsel değil aslında felsefi bir değildir demeyi getiriyor. Demek ki icat ve hilkat-ı ilahi noktasında felsefidir ki Risale-i Nur'un sanat ve icadı ilahi cihetindeki beyanatına münasip düşmüyor. Evet, benim için çok ilginç bir paragraf burası. Sanırım hepiniz için ilginç olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bizim için gayet normal, aslında doğru olarak bildiğimiz, çünkü eğitim hayatımız boyunca zihnimizin formatlanmış olduğu bir bilimsel ifadeye, bir bilimsel dile, bir bilimsel tırnak içerisinde usluba karşı Bediüzzaman Hazretleri'nin çok net bir duruşu ve bir itirazı var. O itiraz sadece herhalde Abdülmecid'e yapılan bir itiraz olarak dinlememiz gerekiyor. Bizim zihnimizdeki bir algıya, bir kainat algısına, bir yaratılış algısına, bir varoluş algısına karşı Bediüzzaman'ın ve Risale-i Nur'un
bir itirazı olarak değerlendirmemiz gerekiyor. O nedenle tekrar sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Bu gibi tabirler icat ve hilkat-ı ilahi noktasında felsefidir. Ki Risale-i Nur'un sanat ve icad-ı ilahi cihetindeki beyanatına münasip düşmüyor. Evet, burada şunu da, işte bununla alakalı Bediüzzaman Hazretleri'nin bir de mektubatta başka bir yaklaşımı var. Eski Said'in bu Fünun-u Müsbeti'ye bakışını tenkit eden bir ifadesi. Oraya geçmeden önce bir hususu dikkat çekmek istiyorum. Bediüzzaman Hazretleri şöyle bir ayrım yapıyor. Bilgi ile bilimi birbirinden ayırıyor. Çünkü bilgi ile bilimi ayırmamız gerekiyor. Bilgi Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıdır. Şu kainat içerisinde eskilerin hikmet diye ifade ettikleri ilimdir aslında. Ve Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisidir. Bilgiye karşı herhangi bir itiraz olamaz. Yalnız bu bilginin epistemolojik olarak elde edilip metodolojik olarak bir harmanlanması ve insanlara sunulması tarzındaki bilimsellik dediğimiz şey budur. Bu bir metodolojidir. Bu tamamen insan yapımı, insan düşüncesinin bir ürünüdür. Böyle olması zorunlu bir hal değildir. Bir tercihtir. Buna karşı bir itiraz var. Ki o tercih de biz kainata bakarken, bilimsel, materyalist, pozitivist felsefenin, düşüncenin, bilimsel mentaliteyi özetle anlatmaya çalışıyorum. Biz kainata bakarken her şeyi kainatın içerisindeki objelerle ve olgularla izah edeceğiz. Kainatın dışına taşmayacağız. İlahi bir kudreti karıştırmayacağız. İlgilendiğimiz konular sadece gözlemleyebildiğimiz, ölçebildiğimiz, laboratuvara sokabildiğimiz, test edebildiğimiz, yeniden deneyleyebildiğimiz şeyler olacak. Yanlışlanabilir kavramları biz bilimsel olarak kabul edeceğiz. Bunun dışındakileri etmeyeceğiz. Bu 300 sene önce Viyana kahvelerinde felsefecilerin ve önde gelen bilim adamlarının katıldığı Viyana kahvelerinde bu insanlar tarafından bir anlamda da eski Avrupa'ya, Avrupa'daki kiliseye bir tepki olarak geliştirilmiş bir düşüncedir, bir felsefedir. Bunun bize bilginin parlaklığı içerisinde büyük bir otoriteyle tartışılmaz bir şey olarak sunulmasına itiraz etmemiz gerekiyor. Çünkü böyle bir şey sadece kainatı, kainat cinsinden şeylerle izah edeceğim düşüncesi, peki kainat dışından yaratıcının müdahalesini nereye koyacağız? Bu demektir ki biz bir sanat eserini sanatkarı olmadan anlatacağız. Biz bir tabloyu ressama hiç dokunmadan nasıl yapıldığını ve nasıl vücuda geldiğini izah edeceğiz demektir. Biz harikulade bir yemeğin hiç aşçısından bahsetmeden, aşçı yokmuş gibi bu yemeğin nasıl yapıldığını izah edeceğiz demektir. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Böyle bir şey doğru olabilir mi? Yazarından bahsetmeden bir eseri nasıl izah edebilirsiniz? Bir eli ve bir kalemi görmeden deftere yazılan bir yazıyı nasıl izah edebilirsiniz? Sadece defterdeki çizgilerle mi? O zaman siz kainattaki bütün manayı, bütün anlamı yok sayıyorsunuz. Ve şöyle bir şey var. Böyle bir düşüncenin doğru olduğunu nereden biliyorsunuz? Doğru olduğunu bilip bunu insanlara nasıl dayatabiliyorsunuz? Buna iman edeceksiniz ve bunun dışındaki şeyleri kesinlikle kabul etmeyeceksiniz. Bunun dışındaki her şey dogmatiktir, metafiziktir sözüne nasıl ulaşabiliyorsunuz? Böyle bir şeyi nasıl test ettiniz? Bunun doğruluğuna nasıl ulaştınız? Hayır. Hiçbir şekilde test edilmedi. Hiçbir şekilde onaylanmadı. Zaten akıl ve mantık ölçüleri içerisinde düşündüğü takdirde böyle bir şeyin
kabul edilmesi mümkün değil. Sadece birilerinin bu dizaynı kuran, bu felsefeyi şekillendiren, bu metodolojiyi oluşturan insanlar kendi ideolojilerini, kendi düşüncelerini insanlığa dayatıyorlar bu yolla. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Risale-i Nur'da birçok yerde bu noktadan bilimsel düşünce yahut fünun-u müsbeti denilen şeyler felsefe olarak tanımlanır. Bakın, Risale-i Nur'un önemli yerlerinden Meyve Risalesi 6. meselede, yani önemli, hem önemli hem de popüler bilinen bölümlerinden olan 6. meseledeki yaklaşıma dikkatinizi çekmek istiyorum. Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize Halık'ımızı tanıttır. Bize Yaratıcımızı tanıttır. Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Ben dedim, sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisanı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip, Halık'ı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz. Burada çok ilginç, bana çok ilginç gelen bir metodolojik yaklaşım var. Bir bilgi var. Yani okuduğunuz fenler diye Bediüzzaman'ın tanımlamış olduğu bir bilgi var. Bir gözlem var. Bir Cenab-ı Hakk'ın adetullahını, sünnetullahını gözlemleyip anlatan bir bilgi var. Öbür tarafta bu bilgiyi elinde tutan ve bunu istediği gibi yorumlayarak kendi inanç ve düşüncesi perspektifinde öğrencilerine sunan muallimler var, öğretmenler var. Bilim adamları da bir anlamda üniversitelerin hocaları olduklarını düşündüğümüz takdirde, evet, bir tarafta bilgi, öbür tarafta bu bilgiyi kendi düşünce tarzı içerisinde sunan ve Halık'tan, yaratıcıdan hiç bahsetmeyen muallimler var. Böyle bir ayrıma çok dikkat etmek gerekiyor. Demek ki bilgi ile muallimler birbirinden farklı. Demek ki bilginin söylediği ile muallimlerin söylediği, yani hocaların, öğretmenlerin söylemiş olduğu, burada inanç sahibi hocaları kastetmiyoruz tabii ki, materyalist bir düşünceyle bu bilgiyi öğrencilerine sunan ya da halka sunan, topluma sunan insanları kastediyoruz. Bir ayrımını yapıyor Bediüzzaman Hazretleri. Muallimleri dinlemeyiz. Onların materyalist, yaratıcıdan bahsetmeyen yaklaşımlarına kulak vermeyiz. Siz bilgiyi dinleyiniz. Çünkü bilgi saftır, temizdir. Esma-i Hüsna'nın yansımasıdır, tecellisidir, ondan bahseder. Hikmettir, ilimdir. Siz ilme kulak verin. Dolayısıyla bu ayrımı bir anlamda da bilim düşmanı olarak ilan edilmemek adına, hani kendimizi de temize çıkarmak adına izah etmek durumundayız. Biz bilimselliğin bilginin karşısında değil, bilimsellik adı altında bize dayatılan materyalist felsefeye sözümüz var. Evet, bu ayrımı da çok iyi yapmak gerekiyor. Aynı yaklaşımı Bediüzzaman Hazretleri 17. Dema'da da kendisini gösteriyor. Yani iki türlü bir ayrıma. Biraz sonra okuyacağımız birinci paragrafta Avrupa fünununa ve medeniyetine getirmiş bir eleştiride, ikinci paragrafta yanlış anlaşılmasın Avrupa ikidir diyor. Birisi iyi seviyelik dini hakikisinden aldığı feyizle hayat-ı içtimai-i beşeriyeye nafi sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden birinci Avrupa'ya hitap etmiyorum. Belki felsefeyi tabiyenin zulmetiyle, yani materyalist felsefenin karanlığıyla zulmetiyle medeniyetin seyyiatını, medeniyetin günahlarını mehasin zannederek, güzellikler, iyilikler, faydalar zannederek beşeri sefahate ve dalalete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyor. Demek ki bu ayrımı iyi yapmamız gerekiyor. Bir, bunu çok farklı terminolojiler içerisinde vasıflandırabiliriz. Burada Avrupa ikidir tarzında Bediüzzaman Hazretleri'nin ifade etmiş olduğu Meyve Risalesi'nde okumuş olduğunuz fenler ve muallimler tarzında yapmış olduğu bir ayrımla bu ayrımı Bediüzzaman Hazretleri yapıyor. Yani buradaki ifade de
çok açık bir şekilde nafi, hayat içtimai beşeriye nafi, onlara faydalı sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden bu birinci Avrupa'ya hitap etmiyorum. Belki felsefeyi tabiyenin, yani tabiat felsefesinin, materyalist felsefenin zulmetiyle medeniyetin seyyiatını mehasız zannederek beşeri sefahate ve dalalete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyorum diyor. Çünkü bu felsefe materyalist felsefe, naturalist felsefe sadece bilimde kendisini göstermiyor. Toplum hayatında da kendisini gösteriyor. Bir tarafta bilimde, bilimsellik adı altında pozitivizm ve materyalizmi bir metodolojik yaklaşım haline getirirken, öbür tarafta da toplum hayatında moderniteyi ortaya koymuştur. Ne diyor modernite? Biz öyle bir hayat yaşayacağız ki burada yaratıcının, dinin, yani metafiziğin yeri olmayacak. Biz semadan gelen emirlere göre hayatımızı tanzim etmeyeceğiz. Biz tamamen kendi düşüncemize, aklımıza, nefsimize, isteklerimize ve arzularımıza göre hayatımızı tanzim edeceğiz diye bir modernite diye, bu da bir felsefedir. Bu da sosyolojik bir bu felsefenin sosyolojideki, toplum hayatındaki, içtimai hayattaki bir yansımasıdır ki benim zaman istedim burada bir tarafta dalalet, bir tarafta sefahat derken bu iki şeyi de gösteriyor. Yani modernite ile toplum hayatındaki sefahate, bilimsellik, materyalizmle de bilginin kullanımındaki insanları zulmete atma, dalalete atma yaklaşımını buradaki ifadelerde kendisini gösteriyor. Demek ki dikkat ederseniz modernitede de isminde de kendisinin şeyi var. Siz modernsiniz, iyisiniz. Bizde bir toplumsal algı itibariyle sunulan şey böyle değil midir? Modern değilseniz siz geride kalmışsınız. Yani bir tarihsellik içerisinde konuyu anlatıp kendisini yeni olan olarak sunar. Yeni ve iyiyim diye sunar. Eğer siz buna karşı geliyorsanız siz geride kalmışsınız, gericisiniz, tarihte kalmışsınız gibi ithamlarla sizi itham eder. Çünkü onun felsefesine karşı çıkmışlar. Onun felsefesine karşı çıkanları bir anlamda Orta Çağ Engizisyonları nasıl aforoz ediyorsa, bu yeni dinin de insanlara dayatılmaya çalışılan bu yeni dinin de bir aforoz etme şekli vardır. O da sizi gericilikle itham etmek, bilim dışıyla itham etmek, hurafeyle itham etmek, gericilikle itham etmek gibi ithamlarla sizi adeta aforoz eder. Ve toplumun dışına itmeye çalışır. Ta ki kendi egomanyası, kendi felsefi düşüncesini dayatmaya devam etsin. Evet, bu konuyla ilgili Bediüzzaman Hazretleri'nin 29. mektup 7. kısımda 7. işaret olarak ilginç bir ortaya koymuş olduğu tespitler var. Bu noktada orayı sizlerle paylaşmak istiyorum. 7. işaret, yani 3. sual, diyorlar ki senin eski zamandaki müdafaatın, eski Said dönemini kastediyor ve İslamiyet hakkındaki mücadelatın, İslamiyet hakkındaki mücadelen şimdiki tarzda değil. Hem Avrupa'ya karşı İslamiyet'i müdafaa eden mütefekkirin tarzında gitmiyorsun. Mütefekkirin denilen düşünce sahiplerini kastediyor. Hem Avrupa'ya karşı İslamiyet'i müdafaa eden mütefekkirin tarzında gitmiyorsun. Neden eski vaziyet tarzını değiştirdi? Neden manevi mücahidini İslamiye tarzında hareket etmiyorsun? Demek ki Bediüzzaman Hazretleri yeni sahip döneminde farklı bir tarz ve yeni bir yaklaşım gösteriyor ve ona soruyorlar. Bu tarz değişikliğini, bu yaklaşım değişikliğini niçin yaptın? Hem eski sahipte görülen, hem Avrupa'ya karşı İslamiyet'i müdafaa eden mütefekkirin tarzında niçin gitmiyorsun diye bir soru var. Neden manevi mücahidini İslamiyet tarzında hareket etmiyorsun?
El cevap. Eski Said ile mütefekkirin kısmı. Felsefeyi beşeriyenin, beşeri felsefenin ve hikmeti Avrupa'yenin, hikmeti Avrupa'yenin, yani burada hikmet felsefe anlamında da kullanılıyor. Bir anlamda bilimsellik anlamında da kullanabiliriz. Yani fayda, hikmet dediğimiz düzen, anlam, kainata yüklenilen anlam, yani Avrupa'nın eşyaya yüklemiş olduğu anlam ki daha çok felsefe anlamında kullanılıyor. Varlık felsefesi gibi de düşünebiliriz. Eski Said ve mütefekkirin kısmı, felsefeyi beşeriyenin ve hikmeti Avrupa'yenin düsturlarını kısmen kabul edin. Burası çok önemli. Kısmen kabul edin. Yani onlarda da sanki bir hakikat payı varmış gibi bir kısım düsturlarını kabul edip onların silahlarıyla onlarla mübareze ediyorlar. Onların silahlarıyla onlarla mübareze ediyorlar. Yani bir anlamda onların dillerini kullanıp onların felsefeleriyle mücadele ediyorlar. Bir derece onları kabul ediyorlar. Bir derece onları kabul ediyorlar. Çünkü bir kısım düsturlarını kabul ettikleri için bir derece de onları kabul etmek durumunda kalıyorlar. Bir kısım düsturlarını, buradaki ifadeye dikkat edin, fünunu müsbeti tarzında, müsbet fenler tarzında. Çok ilginç. Buraya çok dikkat etmek lazım. Bir kısım, demek ki bir kısmını kabul ettikleri, bir kısım düsturlarını kabul ettikleri Eski Said ve mütefekkirin kısmının neymiş? Burada bir kısım düsturlarını fünunu müsbeti suretinde, müsbet fenler suretinde layete zelzel teslim ediyorlar. Sanki ölümsüz hakikatlermiş gibi onlara teslim ediyorlar. Yani onu sorgulamadan onları kısmen kabul ediyorlar. Bu surette İslamiyet'in hakiki kıymetini gösteremiyorlar. Bu surette İslamiyet'in hakiki kıymetini gösteremiyorlar. Adeta kökleri çok derin zannettikleri hikmetin dallarıyla İslamiyet'i aşılıyorlar. Adeta kökleri çok derin zannettikleri hikmetin, yani felsefe hikmetinin, ki burada fünunu müsbete tarzında kabul edilen bir kısım layete zelzel kavramlar. Yani mesela her şey sebeple hareket eder. Bu Bediüzzaman Hazretleri bu şekilde kabul ediyor. Eski Said bu şekilde kabul etmiş manasında söylemiyorum. Buradaki yaklaşım o kadar önemli ki zihnimizi kontrol edelim. Hepimizin zihninde böylesi bir yaklaşım var. Müsbet fenler adı altında materyalizmin bir kısım düsturlarını layete zelzel hakikatlermiş gibi zihnimize kazıdığımızı ve kabul ettiğimizi görüyoruz. Ben size sorsam şu kalemi bıraktığımda yere düşer, niçin yere düşüyor diye soracak olsam hemen bana vereceğiniz cevap bir yer çekimi kuvveti var, bundan dolayı düşer diyorsunuz. Burada dikkat edin, yani bakın yer çekimi kuvveti diye bir kavramı, bu kalemin düşmesi gibi bir yaratılışta layete zelzel bir hakikatmiş gibi kabul ettiniz ve ona göre iman ettiniz. Halbuki Kur'an Allah'ın izni olmadan bir yaprak bile düşmez diyor bize. Herhangi bir yer çekimi kuvvetinden vesaire bahsetmiyor. Allah'ın kudretinden ve onun yaratmasından ve onun kuvvetinden bahsediyor. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Layete zelzel bir hakikatmiş gibi hiç sorgulamadan gerçekten böyle bir kuvvet var mı yok mu? Gerçekten böyle bir şey olur mu olmaz mı? İyi ama filan gibisinden hiç sorgulama yapmadan zihnimizi kabul edelim. Sular havaya niçin yükselir? Güneş ısıtır, buharlaşır, ondan dolayı yükselir gibi kainata ait bütün hakikatleri, yaratılışa ait bütün hakikatleri felsefi bir terminoloji içerisinde, yani bilim felsefesi diyelim, fünun-u müsbetenin bir kısım kavramlarıyla anlatmayı biz adeta prensip hale getirmişiz. Yağmur düşer, yağmur yağıyor. İfadeye dikkat edin. Bu ifadenin içerisinde sadece bilgi yok, bu ifadenin içerisinde yorum var. Yağmurun kendi kendine düştüğünü ve yağdığını ifade eden bir felsefe var, bir düşünce var.
Ve bu bize fünun müsbeti tarzında zihnimize kodlanmış bir felsefeden, bir materyalizm düşüncesinden ve inancından kaynaklanıyor. Neden yağmur yağdırılıyor demiyoruz? Halbuki biz saf ve masum olarak karşıda bulutlardan süzülüp indirilen bir su katrelerini, bir takım su katrelerini görüyoruz. Bunun saf olan görüntüde geri kalan kısımlar tamamen gözlemi yapan bizlerin yorumlarından ibaret. Yağmur yağıyor ifadesi de, yağmur yağdırılıyor ifadesi de bu gözlemi yapan kişinin yani benim hayata ait paradigmam, hayata ait bakış açım, kendi inançlarım ve itikadımla şekillenip geliyor. Biz herhangi bir bilgisayar yahut fotoğraf makinesi değiliz. Biz hayat sahibi, psikolojisi olan, farklı inançları ve duyguları olan insanlar, tüm bilim adamları gibi, tüm bilim adamlarının insan olduğunu unutmayalım. Onların zihinlerine gelen, gözlerine gelen ve almış oldukları bir bilgiyi saf olarak dışarıya sunmaları mümkün değil. Kendi düşünceleri, kendi itikatları, kendi paradigmaları, kendi inançları, kendi varlık felsefeleri, kainat felsefeleri, yaratılış felsefeleri noktasından sunmaları kadar doğal bir şey yok. Dolayısıyla bilgi ile bilim adamının yorumunu birbirinden ayırmamız lazım dediğim hususa çok dikkat etmemiz lazım. İşte bize daha sonra dayatmalardan falan bahsettiğim için bize öyle bir tarzda sunuluyor ki materyalist bilim adamlarının materyalist dünya görüşlerini bilinmiş gibi bize dikte etmeye, kabul ettirmeye, ona iman edip itikat etmemize salık veriliyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin tam da bir kısım düsturlarını dâhi zelzel hakikatlermiş kabul etmiş, edilmesinden bahsediyoruzlar. Burada kendisini gösteriyor. Bir kısım düsturlarını Fünun-u Müsbete suretinde lâhi zelzel teslim ediyorlar. O surette İslamiyet'in hakiki kıymetini gösteremiyorlar. Adeta kökleri çok derin zannettikleri hikmetin dallarıyla İslamiyet'e aşılıyorlar. Güya takviye ediyorlar. Güya biz İslamiyet'i, İslamiyet bilime karşı değildir. Bilimin dostudur. Bilimi sever. İslamiyet akıl dinidir. Bakın burada bir kompleks var. Burada aynen burada söylendiği gibi İslamiyet'i materyalist bir felsefeyle aşılama düşüncesi ve niyeti var. Kötü bir niyet değil, iyi bir niyet ama yanlış bir yaklaşım. İslamiyet'in böyle kompleks içeren ifadelere ihtiyacı yok. Kendisini akıl dini olduğunu karşı tarafa kabul ettirmek gibi, kendisini tezkiye etme çabası içerse günahı yok ki kendisini tezkiye etsin. Birileri yanlış görüyorsa, birileri şaşırıp bakıyorsa onların problemi. Biz kendimizden eminsek, biz dinimizden eminsek, bir kısım felsefelerle bu İslamiyet'i aşılamaya çalışmak kadar o kökleri semaya asılı olan o hakikatleri bir kısım beşeri ve dünyevi felsefelerle aşılama çabası oldukça yanlış bir düşünce. Evet, adeta kökleri çok derin zannettikleri hikmetin dallarıyla İslamiyet'i aşılıyorlar. Güya takviye ediyorlar. Bu tarzda galebe az olduğundan ve İslamiyet'in kıymetini bir derece tenzil etmek, İslamiyet'in kıymetini bir derece aşağı düşürmek olduğundan o mesleği terk ettim. Hem bil fiil gösterdim ki İslamiyet'in esasları o kadar derindir ki felsefenin en derin esasları ona yetişmez. İslamiyet'in esasları o kadar derindir ki felsefenin en derin esasları ona yetişmez. Belki sathi kalır. Belki yüzeysel kalır. 30. söz ki çok esaslı bir yerdir. Bu bir seri olarak yapmayı düşünüyorum dediğim bu sürecin içerisinde bu 30. sözü de sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. 24. mektup yine çok önemli imani itikadi meselelerin paylaşıldığı bir yer. 29. söz bu hakikati bürhanlarıyla ispat ederek göstermiştir. Eski meslekte
yani eski Said ve mütefekkirin kısmının yaklaşımında felsefeyi derin zannedip ahkam-ı İslamiye'yi, İslamiyet'in hükümlerini zahiri telakki edip felsefenin dallarıyla bağlamakla durutmak ve muhafaza edilmek zannediyor. Sanki felsefenin hakikatleri çok derin, kökleri çok derinlere, çok sağlam. İslamiyet'in ahkamı yüzeysel olduğu için, kökleri çok aşağılara inmediği için en ufak bir rüzgarda bile yıkılabilecek bir şey. Ne yaparsınız? Siz bu şekildeki mukavemeti olmayan bir şeyi başka daha derin, daha sağlam bir şeyle yan yana getirip birbirine bağlarsınız. Onu tespit edersiniz, onu sağlamlaştırırsınız. Eski meslekte felsefeyi derin zannedip ahkam-ı İslamiye'yi zahiri telakki edip, İslam'ın hükümlerini zahiri telakki edip, yüzeysel telakki edip, felsefenin dallarıyla bağlamak da durutmak, felsefenin dallarıyla bağlamak suretiyle adeta tespit etmek ve sağlamlaştırmak ve muhafaza edilmek zannediliyor. Halbuki felsefenin düsturlarının ne haddi var ki onlara gidersin. Ve bu çok açık bir şekilde Bediüzzaman Hazretleri'nin bir meydan okumasıdır. Ve Risale-i Nur'da da burada söylemiş olduğu bu iddiaların tamamen delilleriyle doludur. Ve Risale-i Nur'un birçok yerinde felsefenin, bunda pozitif felsefe, bilimsel felsefe de dahil olmak üzere söylüyorum. Felsefe kötülük probleminde olsun, varlık felsefesinde olsun, diğer sosyal moderniteye ait felsefi yaklaşımlarda olsun, hayata ait felsefi düşüncelerde olsun. Risale-i Nur'da tabii Kur'an'dan alınan hakikatler suretinde o kadar esaslı bu felsefelere, felsefi düşüncelere karşı argümanlar ve deliller vardır ki çoğu yerde aslında bu tamamen bu felsefeye verilmiş cevaplar tarzındadır. Onların yanlışlarını ortaya koyma tarzındadır. Ama batılı tasvir etmek Risale-i Nur'un tarzı olmadığı için ne o felsefi düşüncelerden bahsedilir, ne onlara atıfta bulunulur, sadece cevaplar verilir. Siz okuduğunuzda bunun neye karşılık olduğunu anlarsınız. İşte biz de yapmayı planladığımız seri, bu seride bilgi, bilim ve din serisinde diyelim, bu noktalarda varlık ve yaratılış noktasında bize dayatılan ve doğru bildiğimiz yanlışları Risale-i Nur perspektifinden önümüzdeki süreçler içerisinde sizlerle birlikte paylaşma niyeti içerisindeyiz. Cenab-ı Hak muvaffak etsin, yani çok da iddialı konuşmak doğru değil. Ne kadar muvaffak oluruz, ne kadar dilimiz döner, ne kadar düşündüğümüzü, hissettiğimizi anlatabiliriz. O ayrı bir şey. Cenab-ı Hak lisanımıza açıklık versin. Peki bu durum hangi açıdan önemli? Yani bunu tabii bir eski Said eleştirisi olarak ya mütefekkirin eleştirisi olarak değil. Bu bizim problemimiz. Bakın emin olun şurada az önce 29. mektupta okumuş olduğum fünun-u müsbetenin bir kısım hakikatlerinin la yetezelzel hakikatlermiş gibi görüp fikriyatımızı ve inancımızı ona bina etmek tarzındaki yaklaşım hepimizin çok ciddi ve esaslı kalbi bir problemidir. Buna çok dikkat etmelisiniz. Bunun üzerinde tefekkür etmenizi salık veriyorum. Ve gerçekten kalbi hastalıklar suretinde iç dünyamızda manevi yaralar olarak kaldığını ben hissediyorum. En azından kendi dünyamda hayatım boyunca tedavi etmeye çalıştığım Risale-i Nur'larla, Risale'deki hakikatlerle tedavi etmeye çalıştığım manevi yaralar olarak görüyorum. Hepimiz bunlara biraz dikkat edecek olsak zihnimizde ne kadar bu türdeki manevi yaraların olduğunu anlarız ki 17. lemada bir paragrafı son olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Tam da Bediüzzaman Hazretleri bundan bahsediyor. Şu notada Avrupa 5. nota başlığında hemen söyleyeyim. Şu notada Avrupa fünunu, yani Avrupa fenleri ve medeniyeti eski Said'in fikrinde bir derece yerleştiği için yeni Said harekat-ı fikriye de seyrettiği zaman
Avrupa'nın fünun ve medeniyeti. O seyahat-ı kalbiyede, o kalbi seyahatta, emraz-ı kalbiye inkılap ederek, kalbin marazlarına, hastalıklarına inkılap ederek, ziyade müşkilata medar olduğundan, ziyade müşkilata, zorluklara, fazlasıyla zorluklara, yani manevi tefekkürde, manevi yolculukta, kalbin tezkiyesinde ve tasfiyesindeki manevi seyrisülükte emraz-ı kalbiye inkılap ederek ziyade müşkilata medar olduğundan bilmecburiye yeni Said zihnini silkeleyip muzahraf felsefeyi, kokuşmuş felsefeyi ve sefih medeniyeti atmak isterken size az önce de bahsetmiştim. Yani özellikle iki yaklaşım ortaya koyuyor Bediüzzaman Hazretleri. Bir, o fünundan gelen dalalet zulmetlerini, bir de o sosyolojiden, moderniteden gelen sefahat felsefesini diyeyim şeyini. İkisine de özellikle dikkati çekiyor. Yeni Said zihnini silkeleyip muzahraf felsefeyi ve sefih medeniyeti atmak isterken kendi ruhunda Avrupa'nın lehinde şehadet eden hissiyat-ı nefsaniyi susturmak için Avrupa'nın şahsı manevisiyle bir cihette gayet kısa, bir cihette uzun gelecek muhabereye mecbur olmuştur diye devam ediyor. Bundan sonraki paragrafı zaten yanlış anlaşılmasın Avrupa 2'dir diye programın ortalarında sizlerle birlikte paylaşmıştım. Demek ki bu yaklaşım, bu düşünce zihnimizdeki bir kısım müsbet fenler adı altında bizim zihnimize sokulmuş materyalist felsefe, kalbin marazları, kalbin hastalıkları, manevi hastalıkları suretinde bizim içimizde durduğunu ve bizim manevi seyri sülükümüzde, manevi tefekkürümüzde bize hastalıklar, kalbi hastalıklar olarak frenlediğini unutmayalım. Bu hastalıkların tedavi edilmesi de ancak bunların öncelikle hastalığın farkına varılmasıyla mümkün olur. Yani farkına varmadığınız, teşhisini koymadığınız, tespit etmediğiniz bir hastalığı tedavi etme imkanına sahip değilsiniz. O nedenle öncelikle nasıl bir hastalıkla karşı karşıya olduğumuzu, nasıl bir zihnimize kodlanmış çocukluktan itibaren bu materyalist felsefenin doktrinleriyle şekillenmiş, metodolojisiyle şekillenmiş bir eğitim sistemi içerisinde zihnimize nasıl bir format atıldığını, nasıl doğru bildiğimiz yanlışların bizim zihin kodlarımıza kodlandığını fark edebilirsek, ancak ondan sonra bu kodları, bu yazılımları, bu zihnimizdeki virüsleri temizleme çabası içerisinde, doğası içerisine giren böyle bir gayreti gösteriyor. Eğer bunun zaten fark etmezsek, sanki doğruları biliyormuşuz gibi yaparsak, hiçbir duanın, hiçbir çabanın, hiçbir arayışın içerisinde olmayız ki, o zaman o hastalık bizim zihnimize kaldığı gibi zaman içerisinde daha da büyüyerek, daha büyük manevi bir hastalık suretinde kendisini gösterebilir. Evet, kıymetli dinleyiciler, bugün biraz farklı bir tarz oldu. Her zamanki gibi baştan sona bir metin okuyup onu sizlerle paylaşmaktan ziyade biraz sohbet, biraz metin okumaları tarzında bir farklı program yapmaya çalıştım. Bundan sonraki bir müddet gidecek size bahsetmiş olduğum seride de bu tarzı takip etmeyi arzu ediyorum. Bazen metin okumaları uzun olur, bazen kısa olur, bazen farklı farklı yerlerden olabilir. Daha çok konu takip etmek tarzındaki bir yaklaşımla sizin de bugün girişini yapmış olduğunuz konuları önümüzdeki süre içerisinde biraz daha uzun uzun paylaşmak istiyorum, arzu ediyorum. Nedeni de bunun gerçekten günümüz dünyasında özellikle gençlerde çok ciddi olarak zihni, fikri, manevi problemler olarak kendisini gösterdiğini hem gözlemliyorum hem müşahede ediyorum. Özellikle gençlerde bu noktalarda büyük bir bilim hayranlığı içerisinde bilimsel felsefenin, bu materyalist felsefenin gençleri tutsak ettiğini müşahede ediyorum. Ama sadece kuru sözlerle de
bu gençler, bu genç arkadaşlarımız iktifa etmiyorlar. İkna olmak istiyorlar, mutmain olmak istiyorlar, tatmin olmak istiyorlar. Yapmış olduğumuz bu programlarda, bu risale okumalarda bir parça buna dönük olarak Cenab-ı Hak muvaffak etsin. Evet, bu akşam da süremiz doldurduk. Belki de açlık kıymetli dinleyiciler, sohbetimizin sonuna geldik. Duanızı bekleriz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.